Arkadaşlar tekrardan merhaba VIP fizik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün basit makinelerle ilgili en çok çıkan soru tarzları 2 videosuyla birlikteyiz. Sorularımızı 11. sınıfların çap yayınları fizik fasiküllerinden ayarladım. Şimdi sorumuza bakarsak diyor ki F kuvveti tarafından ip bir miktar çekilirse makaraların tur sayıları ile ilgili bize bir sıralama sorusu soruluyor. Bir defa siz buradan ne kadar çekerseniz çekin İpin bu kısmı kesinlikle hareket etmeyecektir. Çünkü buraya bağlanmış. İpin bu kısmı hareket etmediği için bu x makarasının dönme gibi bir şansı yok. Yani nx eşittir 0 diyebiliriz arkadaşlar. Peki ben buradan şimdi örnek veriyorum. 4 pi r'ye kadar çektim. Şimdi bu makara sabit makara olduğu için benim çektiğim miktar kadar döner. Şimdi bu makaranın çevresi 2 pi 2 r olduğu için yani 4 pi r olduğu için ben onu 4 pireye kadar çektiğim zaman o bir tur döner arkadaşlar. Yani y makarasının tur sayısı 1'dir. Peki z makarası ne kadar döner? Şimdi siz buradan 4 pireye kadar çektiniz ama bu hareketli bir makara. Hareketli makaraların özelliği nedir arkadaşlar? Çektiğiniz miktarın yarısı kadar döner. Yani siz hareketli makarayı 4 pireye kadar da çekseniz ona 4 pireye değil 2 pireye kısmı yansır. O zaman yazalım. 2 pi r, şimdi bu makaranın zaten çevresi 2 pi r. Dolayısıyla 2 pi r z makarasına yani 2 pi r'ye kaç tur attırır dediğiniz zaman n z'nin de siz bir tur olacağını bulursunuz. Dolayısıyla y ve z birdir ama x sıfırdır. Sorumuzun cevabı bu şekilde bulunur arkadaşlar. Bu soruya geldiğimizde ise sürtünmesi ve ağırlığı önemsiz makaralar P ağırlıklı cisimler F1, F2, F3 ile dengelenmiş. Şimdi diyor ki F1, F2, F3 kuvvetli ipler sabit hızla H kadar çekilirse yükselme miktarlarını söylüyor. Şimdi bu sabit makara olduğu için ne kadar çekerseniz bunu buradan o kadar yükseltirsiniz. Yani siz H çektiğinizde bunun yükselmesi de H olacaktır. Peki buraya gelelim. Siz buradan bunu H kadar çektiniz. Dolayısıyla bu bu makarayı yukarı doğru haş kadar çekecektir. Siz makaranın tam ortasından tutup haş kadar çektiğiniz için hem burayı haş kadar çekmiş olursunuz hem burayı haş kadar çekmiş olursunuz. Çünkü makarayı komple çekiyorsunuz. Şimdi burası gelemeyeceği için buraya bağlı görüyorsunuz. Buranın gelmesi gereken haşı da burası gelmek zorunda. Yani bu P arkadaşlar 2 haş size gelmek zorunda. Haş kadarı kendisi için haş kadarı da diğer ip için olmak üzere 2 haş kadar gelir. Gelelim buraya. Siz buradan haş kadar çektiniz değil mi? Peki şurası ne kadar gelir? Buradan haş kadar çekmeniz sizin burayı haş bölü 2 kadar aşağı çekmeniz anlamına gelir. Çünkü bakın gençler burayı haş çekiyorsunuz ama buradan haş çekmiyorsunuz. O yüzden bu çektiğiniz haşın yarısını bu ipe Yarısını da bu ipe bölüştürmüş gibi düşünebilirsiniz. O zaman siz burayı h bölü 2 çekersiniz. Bu yükte size h bölü 2 kadar gelir. Yani sıralamamızı yap derse ne olacak? H2, 2h olduğu için en büyük. H1, h olduğu için orta sırada. h 3 de en küçük diyoruz. Denizli olarak buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim şekildeki düzenekte K makarasının bağlı olduğu ip F kuvvetiyle yukarı doğru çekiliyor. X, Y cisimleri yukarı doğru hareket ettiğine göre KLM makaraların dönüş yönleri bize soruluyor. Şimdi siz bunu buradan çektiğinizde yukarı doğru çektiğinizde bu ipi ne tarafa doğru çekmiş olursunuz? Aşağı doğru. Dolayısıyla L makarası kesinlikle bu yönde döner değil mi? Peki ip böyle aşağı doğru geldiği için K makarasını ne tarafa doğru çevirir? Tabii ki bu tarafa doğru. Yani K hangi yönde dönüyor? Eksi yönde. L hangi yönde dönüyor? Artı yönde. Bir de bakalım M'ye. M'yi siz buradan böyle çekiyorsunuz. Burası sabit olduğu için gelmiyor. Sizin çektiğiniz sadece Y cismini yukarı doğru getiriyor. Y cismi yukarı doğru gelirken makara da böyle döner. Değil mi arkadaşlar? Yukarı doğru gelirken dolayısıyla bu makara da artı yönde dönmüş oluyor. Yani K eksi yönde, L ve M artı yönde dönmüştür diyebiliriz arkadaşlar. Kütleleri eşit, k cisimleri ağırlıksız makaralarla sistem kurulmuş. Sistem serbest bırakılırsa cisimlerden biri yere çarptığı anda diğeri kaç aş yüksekliğinde olur diyor. Öncelikle bunlar özdeş dediği için siz buna M dediğinizi düşünün. Buraya ne düşer arkadaşlar? 0.5M yani yarısı. Bu ipe de 0.5M düşer değil mi? Bunu devam ettirdiğinizde bu ipe 0.5M düştüğünü görüyorsunuz. Peki burası nedir arkadaşlar? 37 dereceden dolayı m çarpı 0.6 demeyecek misiniz? Yani mg sin alfa. Siz bunu mg gibi de düşünebilirsiniz. Baştan hepsini mg ekleyebiliriz şöyle. Yani burası 0.5 mg iken burası 0.6 mg olacaktır. mg sin alfa eğik düzlemdeki bir cismin aşağı doğru çekim kuvveti budur. Dolayısıyla 0.5 mi büyük 0.6 mı? 0.6 büyük arkadaşlar. Siz o zaman nereye doğru gidersiniz? Aşağı doğru gidersiniz. O zaman bu cisim 2h yani k kazanır 06 olduğu için k cismi 2h kadar buraya gelir arkadaşlar. Bunu 2h çekerse dolayısıyla burayı da 2h çekmiş olur. Siz e, hareketli makarayı 2h kadar bir tarafından çektiğiniz için bu cisim yukarı doğru h kadar yükselir. Zaten h kadar yüksekliği vardı. Dolayısıyla L cisminin yerden yüksekliği 2h olarak bulunur arkadaşlar. Sürtünmesiz bir eğik düzlem üzerinde birbirlerine iple bağlı x, y cisimleri dengededir. Y cisminin ağırlığı p olduğuna göre x cisminin ağırlığı kaç p'dir? Şimdi gençler eğik düzlemdeki bir cismin ağırlığının sinüs alfası kadar etki ettiğini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yani buraya mx çarpı g çarpı sinüs 53 demeniz gerekiyor. Bu ise eğik düzlemde olmadığı için my çarpı g demeniz gerekiyor. Y cisminin ağırlığı P'ymiş. Yani siz buna P diyorsunuz. Tamam. O halde bu ipteki gerilme de P olur. Çünkü bu ip bunu taşıyor. Aynı ip olduğu için bu ipteki gerilme de P olur. Şimdi yukarı doğru çeken P olduğuna göre aşağı doğru çeken de MG sinirli 3 olduğuna göre o ona eşit olması gerekir. Değil mi gençler? Madem eşit dengede o zaman yazıyorum. MX çarpı G. Yani bu MXG ne demektir? X'in ağırlığı. O zaman PX diyorum ben ona mxg'ye. Sin 53 ile çarpıyorum. Sin 53 0.8'dir. Eşit olması gerekiyor arkadaşlar p'ye. Buradan px ne çıkar? 10p bölü 8 çıkar. Yani sadeleştirmenizi yaptığınızda 5p bölü 4 olarak px'i bulursunuz arkadaşlar. K cismi 5p ve 2p cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Makaralar ağırlıksız ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre K cisminin ağırlığı kaç P'dir deniliyor. Şimdi gençler buradan 2P ile bir kere çekiyorsunuz. Yani bu ipteki gerilme nedir? 2P'yi taşıdığı için bu ip aşağı doğru 2P ile gerilir arkadaşlar. Fakat buradaki 5P'nin de bu tarafa doğru bir etkisi vardır. Ne kadar etkisi vardır? 5P çarpı sin 37. Şimdi sin 37 0,6 olduğu için 5P ile 0,6'yı çarparsanız 3P yapar. Yani sizin ipiniz zaten 2P ile geriliyordu. 3P de eğik düzlemdeki şu kütle tarafından aşağı doğru gelir. Ve 3P, 2P daha bu ipteki gerilme 5P olmak zorundadır. O halde siz bu ipe de 5P, bu ipe de 5P dersiniz. Ve yukarı çekenler aşağı çekenleri vermesi gerektiği için K cisminin ağırlığına 10P olarak bulursunuz arkadaşlar. Yarı çapı 2R olan çıkrığa bağlı olan K cismi F kuvvetiyle dengede tutulmaktadır. Buna göre çıkrık F kuvvetiyle iki tur döndürülürse cisim kaç R yükselir? Gençler çıkrığa bağlı bir cismin ne kadar yükseldiği sadece onun bağlı olduğu silindirle ilgili bir şeydir. Yani siz bu silindirin çevresini bulacaksınız. 2 pi silindirin yarı çapı 2 R. Bu silindirin çevresi 4 pi r olduğu için siz bunu bir tur attırdığınızda k cismi 4 pi r'e kadar yükselir. İki tur attırdığınızda n çarpı çevre kadar yükselir. Yani her turda çevre kadar. O zaman n turda n tane çevre. İki tur olduğu için iki tane çevresi kadar yükselir. Kısacası 8 pi r'e kadar yükselmiş olur arkadaşlar. Ne f ile bir alakası var ne bu 3R ile bir alakası var. Sadece silindirin çevresiyle ve tur sayısıyla ilgilidir bu olay arkadaşlar. Yine bir çıkrık sorusu. Şekildeki çıkrık sistemin ağırlığı P olan kova ve F kuvveti ile dengelenir. F kuvveti kaç P'dir diye bize soruyor. Şimdi gençler bu sistemde şöyle düşündüğünüz zaman dönme ekseni tam şu merkez değil midir? Yani şu çıkrığın tam ortası değil midir dönme ekseni? Peki kovanın dönme eksenine uzaklığı 2R'dir. Yani P çarpı 2R bir tarafa çevirmeye çalışan. Diğer tarafa çevirmeye çalışan ise F çarpı onun dönme eksenine uzaklığı kaçtır arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu 2R değil şu 5R'dir onun dönme eksenine olan uzaklığı. O zaman F çarpı 5R diyoruz. Yani aslında yük çarpı yük kolu bu yük arkadaşlar Yükün dönme noktasına olan uzaklığı ise yük koludur. Yük çarpı yük kolu. Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına uzaklığı. Kuvvet kolu. Burada R'ler gider. Zaten bana adam F'i soruyor. F eşittir ne çıkar? 2P bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Evet şekildeki 3R ve R yarıçaplı KL çıkrıkları X, Y cisimleriyle dengededir. Çıkrık kolu döndürüldüğünde Y cismi H kadar yükseliyor. X ve Y cisimleri arasındaki yükseklik kaç aş olur? Şimdi gençler, biz burada Y cisminin bağlı olduğu silindirin r yarıçaplı olduğunu, K cisminin bağlı olduğu silindirin ise 3r yarıçaplı olduğunu görüyoruz. Ya daha doğrusu X cisminin bağlı olduğu 3r. Şimdi bunlar iç içe yapışık olduğu için birisi kaç tur atıyorsa diğeri de o kadar tur atar. Farz edelim ki biz bunları sadece bir tur çevirdik. Şimdi bir turda Y cismi diyelim kolu şöyle içeri tarafa doğru çeviriyorum. Yani arkaya doğru sayfanın içine doğru çevirdiğimi düşünün. Y cismi o zaman aşağı doğru inmez mi arkadaşlar? Ne kadar iniyormuş? Haş kadar. Peki bir turda Y cismi ne kadar iner? Çevresi kadar. Bu silindirin çevresi kadar. Ve bu silindirin çevresi 2 pi r'dir. O zaman ben 2 pi r'ye h demiş oluyorum değil mi gençler? Haş kadar iniyor. Peki bu aşağı inerken bak kolu böyle sayfanın içine doğru çevirdiğinizde X cisminin yukarı doğru çıktığını fark edeceksiniz. Zaten ters bağlı bak X yukarı doğru bağlanmış Y arkadan doğru geliyor. Yani biri aşağı inerken öbürü yukarı çıkar. Peki. Peki bu da bir tur atmıyor muydu? Yani iç içe silindirlerin birisi ne kadar tur atarsa diğeri de o kadar tur atar mantığıyla ben bunun da bir tur atacağını söyleyeceğim. O zaman 1 çarpı 2 pi 3 r'ye kadar da bu ilerler. Kısacası 6 pireye kadar ilerler. Şimdi biri yukarı biri aşağı indiği için aralarındaki mesafe bu ikisinin toplamıdır arkadaşlar. Siz buna haş dediniz 2 pireye. O halde 6 pireye de 3 haş demeniz gerekir. O zaman bunların aralarındaki uzaklık tam 4 haş olarak bulunacaktır. Şekildeki çıkrık sisteminde x ve y isimleri dengededir. Makara ağırlıkları önemsiz. Sistem sürtünmesiz olduğuna göre x ve y'nin ağırlıkları oranını bize soruyor. Makara ağırlığının olmaması son derece güzel. Y cismini iki tane ip taşıdığı için y'nin ağırlığının yarısını bu ipe yarısını da bu ipe verebilirsin. X ise buradan tek başına x olarak çekiyor. Evet buna Px diyelim. Bunlara da Py bölü 2'ye Py bölü 2 dedik değil mi? Şimdi gençler tam şu merkez orta noktaya göre tork alacağım. Yani bu bu tarafa çevirmeye çalışıyor. Diğer ikisi ise bu tarafa çevirmeye çalışıyor. Madem dengede o halde sağa çevirenler sola çevirenlere eşit olmak zorundadır. Px çarpı sola çevirenden bahsediyorum 3R. Eşit olması gerekiyor. Sağa çeviren ne var? Py bölü 2 çarpı R var arkadaşlar. Artı Py bölü 2 çarpı kaç R arkadaşlar? Buranın dönme noktasına uzaklığı. Bakın tam 3 R arkadaşlar. O halde cevap ne çıkar? R'leri götürürsek 3 tane Px eşittir Py bölü 2 artı 3 Py bölü 2. Bunları toplarsanız 4 py bölü 2 yapar. Yani 2 tane py yapar. Eşittir 3 tane px. Adam bana px bölü py'yi sorduğu için onun da cevabı ne çıkar? 2 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Şekildeki sürtünmesi sistemde 50 nifton ve 40 niftonluk cisimler dengededir. Eğik düzlem h bölü l oranı 3'e 5 verilmiş. O halde ben h'a hiç uzatmadan 3 diyorum. L'ye de direkt 5 diyorum. O zaman bana sin alfayı söyleyin desem ne dersiniz arkadaşlar? Sin alfa karşı bölü hipotenüs derseniz 3 bölü 5 demeniz gerekiyor. Şimdi sin alfa biliyorsunuz bana lazım. Neden? Eğik düzlem üzerinde duran bir cisim ağırlığının sin alfası kadar çeker diyeceksiniz. Yani 50 çarpı sin alfa demeniz gerekiyor. O halde 50 çarpı 3 bölü 5 demeniz gerekiyor. 5 ile 50 sadeleşir ve buradan 30 çıkar. Şimdi siz aşağı doğru 30 da çekiyorsanız yukarı doğru olan bu ip kesinlikle ve kesinlikle 30 olması gerekir. Bu 30'u getirirsiniz buraya 30 bu da 30 aynı ip sonuçta. Bu makarayı yukarı çeken nedir? 2 tane 30'dur. Yani arkadaşlar 60 mıdır? Evet. Yukarı çeken 60 ise aşağı çeken nedir? L'nin ağırlığı 40 zaten. Bir de makaranın ağırlığı var. Zaten adam bana makarayı soruyor. 60 eşittir 40 artı P derim. Ve ben buradan makaranın ağırlığını 20 Nifton olarak bulacağım. Devam ediyorum. Özdeş KLM cisimleri sürtünme sistemle dengededir. T1 bölü T2 bana soruluyor. Şimdi burada özdeş dediği için siz buna P diyorsanız arkadaşlar buna da P demeniz gerekiyor. Buna da P demeniz gerekiyor. Fakat bu ipteki gerilme P'dir. O zaman buradan yukarı doğru ben ne ile çekiyorum? P ile çekiyorum. Fakat bunlar eğik düzlemde olduğu için ağırlıklarının tamamını bana veremiyorlar değil mi? Yarısını. Neden yarısını? Çünkü P bölü 2 bu verse, P bölü 2 de bu verse ikisinin toplamı ancak o zaman yukarı doğru P'ye eşit olur. Demek ki bu açıyı bana sorsa aslında ben onun 30 olduğunu bilirim. Çünkü P çarpı sin 30 bana ancak P bölü 2'yi verir. Yani açı 30. T1 ne çıktı o zaman? T1 sadece yukarı doğru çeken şuradaki ip olduğu için T1'in değeri nedir gençler? Aşağı doğru çeken P bölü 2'ye eşittir. Yani şuna eşittir. O zaman T1 yerine P bölü 2 yazıyorum. Bölü T2 kimi taşıyor? P'yi taşıyor. O halde aşağı doğru çeken P, yukarı doğru çeken T2 zaten bu buna eşit. Yani T2 P'dir. Sorumuzun cevabı da bundan dolayı 1 bölü 2 olarak bulunur. Sürtünmesi sistemde özdeş K ve L yükleri ağırlıklı X makarası ile dengedeymiş. Evet buna göre PK bölü PX'i bize soruyor. Şimdi gençler T1'e 5 demiş. Ben geleyim bunu o zaman 5K diyeyim. 5T diyeyim ya da. O zaman bu 5T ise yukarı doğru buradan da hani aynı ipin devamı olduğu için burası da 5T olur değil mi? Yukarı çeken 10T oluyor. Aşağı çekeninde 10T olması gerekir. O zaman yazıyorum. 10T eşittir Px artı T2. Şimdi ben buna 5T dediysem T1'e T2'ye de 7T demem gerekiyor. O halde bu 7T ise bunu karşıya attığım zaman ben bir kere Px'in 10T'den 7T çıktığında 3T olduğunu görürüm. Şimdi ne kaldı? Pk'yı bulmak kaldı. Burası 5T'ydi değil mi gençler? 5T. Yukarı doğru çekiyor. Şimdi PL'ye de P diyorum. PK'ya da P diyorum. Ancak PL tamamını veriyor sisteme. Çünkü eğik düzlem üzerinde değil. PL direkt aşağı sarkıyor. Buna P diyorum. Fakat K tamamını vermiyor. Ağırlığının sinüs alfası kadarını verir. Yani P çarpı sinüs alfa nedir? Şuraya alfa derseniz karşı bölü hipotenüs. Yani 2 bölü 5. O halde ne oldu? 2P bölü 5 artı P. Yazayım şuraya. 2P bölü 5 aşağı çekenleri topluyorum. Artı P eşittir 5T. Şimdi buradan 5P 2P daha 7P bölü 5 eşittir 5T. O halde P ne çıkar buradan? 25T karşıya attım bölü 7 çıkar. Bakın P'nin değeri yani K'nın ağırlığı. O zaman 25 t bölü 7'yi yani k'nın ağırlığını neye böleceğim? x makarasının ağırlığına. O zaman 3 t'ye böleceğim. Onu da şurada yapıyorum artık orası doldu. 25 t bölü 7 bölü px'e ne dedim? 3 t. Bunu buna bölerseniz sonuç ne çıkar? 25 bölü 7 çarpı 3 bölü 1 de 1 bölü 3 olarak geçecek. 25 bölü 21 olarak böyle bir cevap çıktı arkadaşlar. R ve 3R yarıçaplı silindirler şekildeki gibi merkezleri çakışacak şekilde birleştirilmiş. R yarıçaplı silindir ok yönünde 3 devir yaparsa B ve A cisimler arasındaki uzaklık ne olur? Öncelikle şuna bakın. B üstten bağlanmış. A ise arkadan geliyor. Yani birisi yükselirken birisi alçalır. Bir kere bunu anlayacağız. Şimdi ok yönünde 3 devir yaparsa bu yükselir gençler. 3 devir yaptığında ve ok yönünde yaptığında bu yükselir. Ama bu alçalır. Şimdi bu ne kadar yükselir? 2 pi çevresi ne? R. 2 pi R. 3 kere döndürüldüğü için 3 tane 2 pi R'dir. Bunu 3 ile çarparsanız bunun ne kadar yükseldiğini anlarsınız. 6 pi R'ye kadar yükseldiğini anlarsınız. Peki bu ne kadar alçalıyor gençler? Bu da 2 pi bunun bağlı olduğu silindirin yarıçapı görüyorsunuz 3 R. 2 pi 3 R bu silindirin çevresi. Ama bu da 3'tür dönecek. Dolayısıyla 3 kere 3, 9 kere 2, 18 pi r'ye kadar da bu aşağı inecek. Pi yerine de 3 koyarsak gençler, 18 kere 3, bu 54 r'ye kadar aşağı iner. A cismi, şöyle yapalım. A cismi, B cismi buradaydı. Değil mi? B cismi burada, A cismi burada. A cismi ile B cismi arasında 6 r'ye kadarlık bir fark var. Ama bu ne kadar iniyor gençler aşağı doğru? Tam 54R'ye iniyor. Peki diğerine kadar yukarı çıkıyor? Pi yerine 3 koyarsan 6 kere 3 18 r kadar da bu yukarı çıkıyor. Şimdi eğer bunlar başlangıçta yan yana olsaydı birisi 54 birisi 18 gittiği zaman bunların arasındaki uzaklık 72 olurdu. Ancak bunların 6R'ye kadar aralarında bir mesafe vardı. Önce onu kapattılar. Çünkü bu yukarı çıkarken bu aşağı inerken önce o 6R'yi kapatıyorlar. Yani 54 R artı 18 R diyecektik eğer yan yana olsalardı. Ama düşeceğiz aradaki 6 R'yi. Onu çıkarttığımız zaman ne çıkar? 72 eksi 6'dan 66 R olarak sorunun cevabı bulunur. KLM cisimleri sürtünmesi eğik düzlemde dengededir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi açıları gördüğünüzde isterseniz buraya 53 derece Buraya 37 derece verebilirsiniz. Daha anlaşılır hale gelebilir soru. Şimdi K ağırlığının 0.8 ile çarpımı kadar çekiyor. Çünkü sin 53 ile çarpılıyor. O halde diyorum ki PK çarpı sin 53 yani 0.8 artı şimdi L de bu tarafa çekiyor. Ama onun da ağırlığının sinüsü ile çarpacaksınız. Çünkü eğik düzlemin kuralı bu gençler. Eşittir bu tarafa çekenler diğer tarafa çekene eşit. Yani PM çarpı ağırlığının sin 53'ü. O halde bu sin 53 ve sin 37'leri yerine koyarsak ne olur? Sin 37 yerine 0.6, sin 53 yerine de 0.8 yazdığım zaman ve herkesin 0 virgüllerini sadeleştirdiğim zaman 8 tane PK artı 6 tane PL eşittir 8 tane PM olur. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bir kere 8 tane p'ye, 8 tane m'ye, 8 tane k yetmemiş, değil mi? Yanına gitmiş bunu da almış. Öyle eşit olmuş. O halde m kesinlikle k'dan büyüktür. 8 tanesine 8 tanesi yetmediği için. m'nin ağırlığı k'dan fazladır bu kesin doğru. m'nin ağırlığı l'den fazladır diyor. Arkadaşlar bu kesin değil. Çünkü neden? 8 tane m'ye kaç tane l ye yetmemiş? 6 tane l ye yetmemiş. E şimdi bu zaten normal. Çünkü neden? Bir şeyin 8 tanesine, bir şeyin 6 tanesi yetmeyebilir. Yani siz buna bakarak direkt diyemezsiniz M fazladır L'den diye. Katsayılara dikkat edin bu önemli. Bu kesin değil. K ile L zaten bilinemez. Denklemin aynı tarafında olanların ben hangisi büyük, hangisi küçük bilemem. O yüzden bu sorunun cevabı da A şıkkı olarak bulunuyor. O1, O2, O3 merkezli ve birbirlerine perçinlenmiş kasnaklara bağlı özdeş cisimler şekildeki gibi tutulmaktadır. Düzenekler serbest bırakılırsa hangi cisimler aynı hizaya gelebilir? Şimdi gençler buna da P, buna da P dediniz. Şimdi bunun ikisi de zaten bu tarafa doğru çeviriyor değil mi? Şimdi bu bir tur attığı zaman bu küçük silindire bağlı olduğu için bu 2 piyreye giderken örnek veriyorum. Bu büyük silindire bağlı olduğu için bu 4 piyreye kadar aşağı iner haliyle arkadaki daha fazla indiği için buna yetişme ihtimali var. Yani birinci sistem aynı hizaya gelebilir. 2'ye geldiğimizde şimdi bu da P bu da P. Bu sistem ne tarafa döner onu tespit edelim. Dönme noktası burası. Bunun uzaklığı R. Bu diğer P'nin uzaklığı mesela 2R. Dolayısıyla bu taraf kazanır. Çünkü torku daha fazla. P çarpı 2R dediğinizde daha etkili. Bu sistem bu tarafa döneceği kesin. Bu tarafa dönerse bu iyice aşağı iner. Bu da iyice yukarı çıkar. Bunların aynı hizaya gelme gibi bir ihtimali dahi yok. Ötekine geldiğimizde bu sefer bu P ile bu tarafa dönelim diyor. Diğeri de P ile sağa dönelim diyor. Ama bunun uzaklığı R, ötekinin uzaklığı 2R. Kimin dediği olacak, bunun dediği olacak. Yani bu tarafa doğru inecek bu. Bu iniyor. Bu da yukarı doğru çıkar o zaman. Çünkü makara bu tarafa doğru dönerse ne olur gençler? Birisi iner birisi çıkar. O halde bunların da aynı hizaya gelme ihtimali tabii ki var. Buluşurlar bunlar. 1 ve 3 diyoruz sorunun cevabına. Hemen devam ediyorum. O merkezinden dönebilen x çarkı şekil 1'deki ok yönünde n tur yaptığında k ve l cisimleri arasındaki uzaklık h olmaktadır. K ve l cisimleri şekil 2'deki gibi bağlanıp yine n tur yaptırılırsa k ve l arasındaki uzaklık kaç h olur? farkı nedir? Birinci sistemde bu bu tarafa doğru dönerken, bu da yukarı doğru çıkıyor, bu da yukarı doğru çıkıyor. Fakat en turda K ne kadar yukarı çıkar? 2π 2r çarpı en kadar yukarı çıkar K. Çünkü K'nın bağlı olduğu silindir büyük olan 2r. Peki L ne kadar yukarı çıkar? 2πr kadar yukarı çıkar, ama en kere döndürüldüğü için en kere. Şimdi birisi 4 pi N birisi 2 pi N aralarındaki fark ne olur? 4 pi N'den 2 pi N'i çıkartırız. Yani kısacası 2 pi N kalır. Adam da buna ne demiş arkadaşlar? H demiş gördüğünüz gibi. Sorunun birinci bilgisi olarak bunu veriyor. Fakat ikinci sistemde bu en kere döndürüldüğünde bu yukarı çıkar. Bu tarafa döndürüldüğü için bu ise aşağı iner. Bu aşağı doğru küçük silindire bağlı olduğu için 2πr en kadar iner. Diğeri ise 2 pi 2r n kadar çıkar. Ama bu sefer biri yukarı biri aşağı çıktığı için arkadaşlar aralarındaki mesafeyi bulurken toplamanız lazım. Dolayısıyla 4πr n ile 2πr n'i toplarız ve bu sefer 6πr n buluruz. Her iki tanesine h dediği için 6 tanesine de 3 haş diyecektir gençler. Merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiş X Y Z kasnakları işte şekildeki gibi hareketsiz kalıyor dengede. O zaman biz buradan ne anlamı çıkartacağız? Hemen dönme noktası olarak tam merkezini belirleyeceğiz. M bu tarafa çevirmeye çalışıyor. L bu tarafa, K da bu tarafa çevirmeye çalışıyor. Tam O merkeze göre tork yapıyorum. M'nin uzaklığı şurası değil midir gençler? Yani 2R o zaman yazıyorum m çarpı 2r sağa çeviren eşittir. Sola çeviren ne var? L çarpı R var. Bakın şurası. L çarpı R var. Artı K çarpı 3R var. Şimdi R'leri sadeleştirdiğim zaman 2 tane M eşittir. L artı 3 tane K. Bakın bir kere 2 tane M'ye 3 tane K bile yetmemiş ki yanına bunu almış. Yani M kesinlikle K'dan büyüktür. Dolayısıyla K ve M'nin kütlelerinin eşit olma ihtimali asla yok. L ve K denklemin aynı tarafında oldukları için bunların siz eşit de olabilir, büyük de küçük de bilemezsiniz. O yüzden eşit olabilir dediği için K ve L eşit olabilir gerçekten. Şimdi L ve M eşit olabilir mi? Şimdi gençler ne diyorsunuz? Cümleyi kurun bakalım. İki tane M'ye bir tane L yetmemiş yanına bunu almış. Bakın tekrar söylüyorum. 2 tane M'ye 1 tane L ye yetmemiş. Yani 2 tane M'ye 2 tane L belki de yetebilirdi değil mi? Dolayısıyla burada M ve L eşit olabilir diyorsunuz. Buna dikkat edin. Sorunun cevabı 1 ya da 2 olur. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Gençler videolarımızı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımızın büyümesine yardımcı olmayı unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.